Merhaba arkadaşlar. Grafiklerdeki gizli bölgeler videosunun 4. serisine hoş geldiniz. Bu videoda bu hafta içerisinde 3 tane sinyal paylaşmıştım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi yaptığım işlemleri Twitter'da paylaşmıştım. Bunlardan bir tanesi toplamda 115 pips kara ulaştı. Bir tanesi eksi 16 bir tanesi eksi 15 topladı. Bu işlemlere giriş stratejimi anlatıp kendi tabirimle grafiklerdeki gizli bölgeler yani hangi sebepten dolayı işleme giriyorum, hangi sebepten dolayı da işlemden çıkıyorum. Bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım faydası olur. Birincisi dolar Kanada dolarında pazar günü yaptığımız analizde hatırlayanlar olacak şöyle bir şey söylemiştik. Bu bölge kuvvetli bir bölge ve bu bölgeden aldığı tepkiyle şu bölgeye çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Çünkü şu barlar çok hacimsiz demiştik. Ve o haftadan itibaren yani pazartesiden itibaren biz satış için zaten fırsat kolluyorduk. Haftalıktaki görüntüsü buydu. 4 saatlik grafikte bizim işlem yaptığımız nokta şu bölge. Onu daire içerisine alırsak daha net görünebilir. Şurada çizginin olduğu bölge şu barın tam ortasında biz satışımızı yapmıştık. 4 saatlikteki görüntüsünde şöyle bir mantığımız var. Tepede bir karar aşamasına girdikten sonra satıcılar baskın çıktı ve şuradaki engulf dikkat ettiyseniz yukarı doğru olan engulf aşağı doğru olan engulf'la kesildi. Yani hem engulf simetri hem hacimli bir düşüş yaşandı bu bölgede ve o hacim sağlam 3 mumla ilerledi. 3 mum çubukla ilerledi ve buradan aldığı tepki çok manidar bir yerden oldu. Onu dikdörtgen içerisine alırsak burası bir talep noktası ve çok güzel bir tepki aldı ki buradaki tepkiyi de aynı şekilde bir miktar tepki alabileceğini yine Twitter'dan paylaşmıştık ve e, yaklaşık 132.08'den 132.80'lere kadar güzel bir yükseliş oldu 70-80 pip civarı ve o bölgeye geldikten sonra yani bu bölgeyi seçmemizin sebebi şu düşüşün yaklaşık %40-%50 seviyesine denk geliyor ve bu bölgede çok güzel bir pin bar yaptı Pin bar videomuzdan hatırlayacaksınız. Pin barlardaki stratejimiz neydi? Çoğu pin bar özellikle trend yönünde oluşuyorsa, trend aşağı yönlü, trend yönünde oluşuyorsa onun yüzde %50 seviyesinden satış yapılabilirdi. Ki yüzde %50 bölgesi test edildi ve stratejimize göre de stop noktası şu iğnenin üzerinde bir kapanış olursa çıkmaktı. Ki biz Burada satış yaptıktan sonra söylediğimiz şey 1.32.88 üzerinde bir kapanış yaparsa kesinlikle çıkılmalı diye paylaşım yapmıştık. Ve o bölge üzerinde bir kapanış yapamadı. Biz satışı şurada yaptık. Yani neden şurada yapıp da karımızı çoğaltmadık ya da stopumuzu azaltmadık? Bu daha garanti bir işlem. Sebebi burada iğneyi bıraktıktan sonra bu bölge geçilip Tekrar bu iğne doldurulabilir. Şuradaki hacimsiz mumlar sebebiyle. Çünkü bunların da iğneleri hep yukarı yönlü. Hatırlıyorsunuz dolar TL'de de böyle bir şey olmuştu ve biz yukarı sinyal olarak paylaşmıştık bunu. Fakat o bölgeden satıcı bulduğu gibi fiyat aynen böyle aşağı gitmişti. Ve şu pin bar tekrar test edilip iki tane daha pin bar bırakarak fiyat aşağı doğru yöneldi ki biz burada satışımızı yaptık. Buranın görüntüsü aslında saatlikte daha net. Saatlikte o kadar güzel bir oluşum var ki, e, sat beni diye grafik neredeyse bağırmış diyebiliriz. Sebebi daha önce anlattığımız bir strateji vardı yine hatırlarsanız. Bir fiyat dip bir bölgeden tepki aldıktan sonra buradan alıcıyı buldu demektir. İkinci dip yine tepki alıp yükselirse yine alıcı buldu demektir. Fakat birinci de bulduğu alıcı İkincide bulduğu alıcıya göre daha yukarılardan. Yani alıcılar kendini yukarıya konuşlandırmış diyebiliriz. Alış emirleri daha yukarıdan, yaklaşık 1.32 53 seviyelerinden. Fakat bir sonraki seviye buradaki alıcılar tükendiği için daha aşağıdan 1.32 45 seviyelerden ve biraz daha aşağıdan 1.32 42 seviyelerden alıcı buldu. Ve bunun aşağıdaki iğnesi çok uzun. Şuradaki bobin yukarı doğru kırılmış oldu ve tepeden H4'teki pin barın görüntüsü aslında iğnesiz bir baş saatlikte. Ve şuradaki bobinin kırılmasını bekledim ben. Bu bobin aşağı kırıldıktan sonra stop noktamız az önce bahsettiğimiz 4 saatlikteki pin barların ucu olmuş oldu. Ve bu bölgeden aşağı doğru fiyat devam etti. Bu işlemin yaklaşık 40 pipsini şu bölgede kapattık. 1.32.08 onu da Twitter'dan kapattığımız zaman paylaşmıştık sebebini az önce söylemiştim. 4 saatlikte buradaki talep bölgesine denk gelmesin. Yani burada ne tepki alacağını bilemezdik. O yüzden 3'te ikisini işlemin bu bölgede kapatıp geri kalanını devam etmesine izin verdik. Geri kalan işlemin e, tamamını şu siyah barın kapanışında yaklaşık şu seviyelerde şu an tam e, miktarını hatırlayamıyorum. 1.31 23 seviyelerinde kapatmış olduk. Artı 115 pipsle. Şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Uzun vadeli ya da orta vadeli bir yatırımcıysanız kesinlikle daha uzun hedefler koymalısınız. Daha uzun stoplar koymalısınız. Ve böyle bir dönüş hiçbir zaman sizi aldatmamalı. Yani sizin stratejiniz bir trendse bir trendde işleme girmişseniz hedefinize kadar gitmesine izin vermelisiniz. Bizim yaptığımız gibi işlemin bir miktarını kapatabilirsiniz tabii ki. Ve şu da unutulmamalıdır. Bir paritenin her kademesinden her zaman kar edemezsiniz. Yani bazı arkadaşlar soruyor hocam Euro dolar hangi işleme gireyim? Yani Euro dolar belki bugün ya da yarın belki bu hafta işleme girilecek bir pozisyonda olmayabilir. Yani Euro dolar bir yatayda seyrediyor olabilir ya da dip tepe noktalarına hep dip tepe noktalarını hep ihlal ediyordur ve işlem stratejimize uygun bir oluşum oluşmuyordur. Bir paritenin her kademesinden her zaman kar edemezsiniz o yüzden bazen beklemeniz gerekir o hafta özellikle bu hafta dolar kanada dolara bizim e, stratejimize göre çok uygun yerden satış sinyali verdi hem de e, geçen hafta bir kere bu hafta bir kere geçen haftakinde e, forex faktörü de paylaşmıştım e, bu haftakinde twitter'dan paylaştım çok güzel karlar bıraktı şimdi avusturya doları dolar paritesinde işleme giriş sebebimiz işlemden çıkış sebebimiz onu anlatacağım Burada hacimli bir yükseliş olmuştu saatlikte Avusturya dolarında ve bu bölge tekrar tepki verip fiyat yavaş yavaş bölgenin üzerine şurada bobin yapıp üzerine fiyat atmıştı. Şuradaki testle birlikte fiyat şu barı oluşturduğu zaman tam bu noktada biz alış işlemine girdik. Yani şu barda biz alış işlemine girdik ve hedefimiz ee, en az 30-40 pip civarı ki şu, şu çizgi 40 pipsedek geliyor yaklaşık. Fakat işlem şu barla birlikte yaklaşık 17-18 e, pips bir kar verdi. Fakat hızla geri dönüşe geçti. Her zaman söylüyorum bir bar bir bölgenin içerisine şöyle hacimli bir şekilde oturursa kesinlikle bölgeyi kırma ihtimali kuvvetlidir. Ancak bu bardan sonra kuvvetli bunu geçen bir bar oluşacak ki engulf gibi o zaman yükseliş için bizi cesaretlendirsin. Bizim buradaki stratejimiz 72-63 altında bir saat kapanıştı. Şu bar da bekledik kapanış için. Çünkü bu bar 72-63 seviyesinde. Daha aşağıdaki kapanış şu bardı. Ve şu bardan sonra da eksi 15 yaklaşık pipsle bu işlemden çıkmış olduk ki çıktıktan sonra daha da fiyat aşağılara gitti. Ve bölge üzerinde halen bir kapanış yapamadı. Bazı arkadaşlar stopun maliyeti çekmişti. Belki kar zarar yok. Fakat ben stopu maliyeti çekmedim. Dediğim seviyeye geldiği zaman bu bölgede kapattım. Eksi dediğim gibi 15 ya da 16 pips. Şu an tam hatırlayamıyorum. Kapattım. Dolar yen paritesi. Aynı şekilde dolar yen paritesinde bir stratejimiz vardı. Fake pin setup oluşmuştu. Ve fiyat aşağı doğru hacimli bir şekilde düşüşe geçmişti. Düşüşe geçtiği şu bölgede güzel bir bobin oluşturdu ve bobin alt kısmı temizledi. Temizlediği bölgeye de şu barla doldurmuş oldu. Doldurduktan sonra biz tam da şurada işleme girdik. Tam şu noktada işleme girdik ve şu siyah bar ve şu mavi barın şu iğnesi kadar yine yaklaşık 15-16 pip bir kar verdi. Fakat aynı şekilde bu işlemi de ben kapatmadım. Daha fazla yani yaklaşık 30 pip, 30-40 pip civarı bir kar beklediğim için. Burada işleme girmemizin sebebi momentumun aşağı doğru olması. İkincisi şu düşen bardan sonra şu yükselen 3 barın iğnelerinin aşağıda daha uzun olması. Yani şu ikisi eşit olsa bile şu barın iğnesi aşağıda daha uzundu ve şu bar net bir aslında dönüş sinyaliydi. Dolar TL bu dolar yende bu olurken dolar TL'de de neredeyse aynı oluştu ve dolar TL aşağı bastı fakat dolar yende böyle bir şey olmadı ve fiyat bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra hiçbir şekilde bölgenin altında artık kalıcı olmadı dikkat ederseniz ve bu bölgede artık satıcı bittiğin bittiği için şu bar bize bunu gösterdi satıcı bittiği için hacimli bir şekilde yükseliş devam etti şu an yine bizim satış beklediğimiz bir bölgede fakat Bugün cuma kapanış var ve hafta sonu ne olacağı belli olmadığı için ve herhangi bir tepki gelmediği için ve mum çubuklar hacimli olduğu için herhangi işleme girmek şu an tehlikeli. Şimdi burada dikkat çekici olan şey dikkat ettiyseniz stop olduğumuz bölge bir destek konumuna geçti ve fiyatı aşağı göndermedi. Eğer stop kullanmamış olsa idik halimiz ne olurdu? Düşünün. Yani eksi 15, eksi 16 hiçbir şey değil. Fakat şu seviyelere çıktığı zaman yaklaşık 80-90 pip eksiye düşecek ve işlemi kapatmaya da kimse kıyamayacak stop koymadığı için çok tehlikeli bir durum. E şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Ben bazen Twitter'dan yaptığım işlemleri paylaşıyorum. Hiçbir şekilde şöyle bir algı oluşup da daha önce karlı bir işlem kapattıysak elinde avucunda ne varsa o işlemi yatırmak kesinlikle intihardır arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şekilde insanlar kazanmıyor. Yani yaptığı işlemlerin karlı işlemlerin oranı karsız işlemlere oranla daha fazla olduğu için kazanmıyor. Risk getiri oranını iyi tespit ettiği için kazanıyor. Dikkat edersiniz dolar Kanada dolarından 115 pip kar ederken iki pariteden zarar etmemize rağmen onların zararı sadece 30 pip. Yani bunu iyi dengelemek gerekiyor. Karda işleminiz ekside olan işlemlerinizden daha aşağıda olabilir. Belki 3'te 1'i oranında biri olabilir. Ama 1'e 3, 1'e 4 risk getiri oranı olursa her zaman artıda sonuçlanma ihtimali kuvvetli olur. Ve şuna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bölgeden tepki aldıktan sonra e, yaklaşık şu bölge bir e, yatay bölgesi. Yine yatay bir alanda bir bobin gibi düşünün. Bu bobin fiyatı yukarı fırlattıktan sonra dikkat ettiyseniz her bar istekli var. Yani alttaki iğneleri çok kısa, mum gövdesi uzun, ön taraftaki iğnesi de uzun. Alttaki iğne kısa, ön taraftaki iğne uzun, mum uzun. Alttaki iğne kısa, hatta hiç yok, mum gövdesi uzun, iğne de uzun. Ve biz karşıt momentum diye bir video paylaşmıştık. Hatırlarsanız şu mum çubuğun karşıt momentumu buradaki 3 tane mum çubukla gelmiş oldu. Fakat şu yükselen mum çubukların karşıt momentumu hiç gelmediği için yükseliş hep devam etti dikkat ederseniz. Ve son düşen şu barın karşıt momentumu da burada arkadaşlar. Ve yükseliş dediğimiz gibi devam etti. Satıcılardan alıcılara fiyat yer değiştirmiş oldu. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.